Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Ne haber? Hadi tamam. Kalaylar eşliğinde. Hadi bunu da açıklasınlar. Rezalet. Bu ne yapıyor? Evet. Böyle anlatırım abi. Az kapıyı geleceğim. Hadi be. Vay başıma gelenler. Geçen hafta biz El Style Awards'taydık. Böyle bir kalabalık bir ekip. Alice bir ödül verdiler sağ olsunlar. O bizi çok gururlandırdı. Yalnız o ödül töreninde gerçekten çok önemli insanları da ödüllendirdiler. İki tanesi bizim için çok özeldi. Gerçekten yani onların cesaretleri ve çabalarının yarısını kendimize de istiyoruz. Bir tanesi Saadet Öğretmen. İlk önce bir Saadet Öğretmen'i alkışlamanızı rica ediyorum. E-Style Awards'ta Gaye'ye de bir ödül verdiler. Müthiş bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Gaye New York Times'a çıktı sevgili konuklar. Ve Gaye Suat Yolu da alkışlıyoruz. Dolunay projeniz var. Hatta içeride konuşurken öğrendim. -18 bir proje anladığım kadarıyla. Evet, kongre merkezlerinde falan yapacağız. -18 projeleri duydunuz mu? Bence çok önemli ya -18 proje yapma. Benim Dolunay diye bir albüm çıkmıştı. Melankolik bir albümdü bayağı. Gitar ve vokalden oluşan bir albümdü. Onun melankolik havasını sahneye bir şov halinde yansıtmak istedik. Hani genelde hep şey olur ya böyle. Hep vurdulu kırılı zıplamalı patlamalı bir şeyler olur. Onun tam tersi böyle daha dingin ve... Sakin şarkı söyleyelim diye. Evet yani onu güzel bir görsellik ve şova dönüş nasıl dönüştürürüz diye onun üzerine çalıştık Süper. Falan. O zaman ben sizi Can Ozan'la baş başa bırakıyorum. Alkışlarınızla. Sevgili izleyenler, Mart ayında kedilere, Kasım ayında da belli ki Can Yamanlara bir şeyler oluyor. Bu sefer de kendiyle röportaj yapan İspanyol muhabirle flört etmeye çalışmış. Yani inanın biz ne yapacağımızı şaşırdık. Biliyorsunuz yaptığı açıklamalar nedeniyle Şubat'ta başlayacağı yeni dizisi yapımcısı tarafından ertelendi. Yaman da sinirinden önce spor salonuna ardından da yurt dışına gitti. Başta sevindik gittiğine. Belki azıcık libidosu düşer de kafası dağılır diye. Malum fazla libido sinir yapıyor beyefendi de. Ama şimdi de orada geçirdiği her gün ülke itibarına zarar veriyor. Yavrum gel şu ülkeye de en azından burada yapacağını rezil etme daha fazla bizi ele güne. Hayır o değil, İspanyollara ayıp oluyor. Sanki 10 yıl karanlıkta çiğ etle besleyip kas yaptırdıktan sonra İspanya'ya gönderdiğimiz biyolojik bir silah gibi önüne gelene nişan alıyor. Bütün bunlar olurken son günlerde bir türlü neden yerinde duramadığını anlayamadığımız kısa şort gurmesi, penis şekilli muzlarla subliminal mesaj göndermelerin ustası hanımefendi durur mu? Durmadı. Zamanlaması berbat açıklamalarla reklamın iyisi kötüsü olmaz sözünü akıllara kazıdı. Aslında yapıştıralım iki kelime diyorduk ama vazgeçtik. Yokmuş gibi yapacağız. Olmayan kariyerine nasılsa öyle davranmaya karar verdik. Sevgili izleyenler, ünlü İtalyan sanatçı Catlin, duvara bantlanmış muz çalışmasını 120 bin dolardan satışa sunmuş. Yok Yıldızlı Gece ya da İnci Küpeli Kız gibi bir tablonun ismi değil bu, bildiğiniz duvara bantlanmış muz. Üstelik eserlerinden iki tanesi satılmış, bu üçüncünün fiyatıysa 150 bin dolara kadar çıkmış. Bu durumda tavana yapıştırılan çiğ köfteyle biz yıllardır yurdun dört bir yanında sanat yapıyormuşuz sevgili izleyenler diyecektik ki 150 bin dolara alıcı bekleyen eseri başka bir sanatçı yedi. Sevgili izleyenler, Amerikalı rap sanatçısı T.I. mağarasından çıkıp 18 yaşındaki kızına her yıl bekaret testi yaptırdığını açıkladı. Beyin yerine 250 gram et taşımanın vatanı, ırkı olmuyor işte. Sen git müziğin muhalifine, en köşesizine gönül ver ama kızının üzerinden ahlakçılık yap. İhbar et kız babanı. Şarkılarında es bup geçiyor de. Etkileniyorum de. Fakat uyumayan şehir New York yine uyumamış, derhal olaya el atıp testin yasaklanması için yasa teklifinde bulunmuş. Orta Doğu'nun kucağından bu ışık yılı uzaklıktaki gelişmeyi büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Biz bir kadınlarımızın öldürülmelerini engelleyebilirsek bu saçmalıklara da gireceğiz inşallah.
Sevgili izleyenler, eski Galatasaraylı futbolcu Suat Kaya 20 sene protez kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Kimse saçımın protez olduğunu anlamadı. Şimdi saç ektirdim demiş. Yani Suat Bey, Gloucester Kanarya olsanız gerçekten bu kadar doğal bir görünüm herkese nasip olmaz diyeceğiz de. Şimdi ne diyeceğiz bilemiyoruz. Sevgili izleyenler, şimdiki haberi size Mordor medyası taklidi yaparak vereceğiz. Efendim, biliyorsunuz milletvekillerimiz bizlere hizmet için yanıp tutuşuyorlar. Ve bu uğurda boşa harcayacakları tek bir saniyeleri bile yok. Bu yüzden gece yarısı geçirdikleri bir yasayla, kendilerine çok geç kalınmış bir kararla trafikte geçiş üstünlüğü vermişler. Milletvekillerimiz bundan sonra kırmızı ışıkta beklemeyecek. Park yasakları ya da trafik kısıtları gibi şeylerden de muaf olacaklar. Böylece mecliste daha hızlı ulaşıp bizler için daha fazla çalışabilecekler. Biz sizleri hak edecek ne yaptık? Sevgili izleyenler, Fox TV'de Çalar Saat programına 6 dakika geç kalan Esenler Belediye Başkanı, trafikten dolayı geç kaldığını söyleyince belediyeyi 25 yıldır kendilerinin yönettiği hatırlatıldı. Fakat başkan durur mu? Yapıştırdı cevabı. 6 aydır biz yönetmiyoruz ama. Sevgili başkana göre 25 yıl boyunca İstanbullunun her gün yaşadığı şey trafiğin çilesi değil, nazıymış meğer. Belediye el değiştirince köprüyü, çevre yolunu, E5'i hissetmiş demek. Kendince protesto ediyor ama işte protesto etmeye yeni başlayanlar için yine babaannemin sözlüğüne bir bakıp şunu bulduk. Alışmadık götte, don durmuyor. Sevgili izleyenler, İtalya'da ırkçı bir siyasetçi ne kadar bağımlısı olsa bile Türk fındığı kullanıldığı gerekçesiyle artık Nutella yemeyeceğini açıklamış. Bu hareketinin bir boykot dalgası yaratacağına inanıyor olmalı, fakat üretimi, toplanışı zararsız Türk fındığının aksine içeriğindeki palm yağının ormanları yok ettiğinden ve dünyanın dev şirkete karşı protestolar başlattığından haberi yok zannediyoruz. Alemin derdi biz olmuşuz ya! Fındığımızdan vazgeçmeleri zaten mümkün değil. Aksi takdirde kimse binlerce Karadenizlinin intikam için Pizza Kulesi'nin üzerinde müteahhitlik yeteneklerini göstermesini istemeyecektir. Ya da beyefendiyi şöyle tehdit edebiliriz. Şimdi bana söyler misin? Kim o sakalli adam? Sevgili izleyenler, Türk Dil Kurumu'nun başı çektiği yeni iletişim ortamlarında Türkçe çalıştayında günlük hayatta kullandığımız bazı kelimelere Türkçe karşılıklar bulunmuş. Kalbimize en yakın bulduğumuz kelimeler şöyle. İlki sektirme. Retweet için sektirme kelimesi önerilmiş. Örnek verelim. Abi bir tweet attım, tam 10 kez sektirildi. Şunu da sen bir sektirsene. Ya da geçen gün tweetimi kim sektirdi tahmin et. Bildiğiniz öyle bir niyetiniz olmasa bile sizi gayri ihtiyari sulu sepken ortaokul şakalarının kucağına atıyor. Efendim, bir diğer kelime sanal casusluk. Stalker için sanal casusluk kelimesi önerilmiş. İddia ediyoruz bu kelimenin karşılığı bu olursa stalker sayısı 2 kat artar. Öncelikle kulağa çok havalı geliyor. İkincisi bir işmiş gibi algılanıyor. Bu işsizlik oranımızda doğru bir kelime seçimi değil bizce. Bir diğer kelime deneyimleyici. Influencer'a deneyimleyici uygun görülmüş. Yani influencer demeyecekmişiz, deneyimleyici diyecekmişiz. Şu kelimenin sofistikeliğine bakar mısınız? İşiniz nedir? Ah, sorduğunuza sevindim. Instagram adı verilen mecrada yaşam deneyimleyicisi. İnsanın böyle boynundan aşağı bir hıncalulu çalı geliyor gibi ya. Bir diğer kelime meraklandırıcı video. Teaser için meraklandırıcı video uygun görülmüş. Şimdi bakın, gerçekten dalga geçmeden söylüyoruz. Bulunan kelime ya da söz öbeği önce cümle içinde kullanılırsa gerçek hayatta bir karşılığı olup olmayacağı daha iyi anlaşılabilir. Bakın, kullanalım. Abi X-Men'in yeni meraklandırıcı videosu yayınlanmış, gördün mü? Olmuyor. Üstelik video kelimesine karşı verilen savaş kaybedildi zannediyoruz. Çünkü amaç Türkçeleştirmekse size kötü bir haberimiz var. Video kelimesi de Türkçe değil. Efendim, bir diğer kelimemiz sibercan. En sevdiğimiz kelime bu. Siber botun karşılığı için bulunmuş bu sibercan. Muazzam bir kelime seçimi. Şöyle, siz de yeni sibercan diyetiyle Twitter'da hızlı bir şekilde takipçi alıp verebilirsiniz. Ya daha Türkçe kelimeyi doğru yazamadığımız bir ortamda bu çaba niye ya? Tam alkışlayacağız, sibercanın saldırısına uğruyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti! We'll be right back.
Hanımlar beyler, bu akşam çok zarif bir konuğumuz var. Alkışlarınızla kendisini davet ediyorum. Meriç Aral geliyor. Ne haber? İyisin. İyiyim. Bir tık rahatladığını umuyorum. Şu an rahatladım, evet. Biz sana yine ayı gibi sorular hazırladık sevgili Meriç. Hemen başlayalım istersen. Başlayalım, buyurun. Hukuk okumuş, sonra da tercümanlık, çeviri işleri falan yapmışsın. Yaptım. Sonra kendini Nurgül Yeşilçay'ın Sultan dizisinde bulmuşsun. Nasıl buldun ya? Nasıl? Olaylar nasıl gelişti? Nasıl olabilir bu? Yani gerçekten böyle söyleyince bayağı da garip oldu ama yani zaten yani hukuk okurken de hiç ben avukat olmak istemiyordum. Benim bütün ailem hukukçu. Ve yani çok zor ve çok sorumluluk isteyen bir iş olduğunu biliyorum ve hiç yapmak istemediğim bir işti. Yani benim hukuk fakültesine girerken tek söylediğim yani okuyacağım ama hani sonra başka bir şey yapacağımdı. Ve olaylar bir şekilde öyle gelişti. Aslında ben sinemayla ilgili yani herhangi bir şeyde çalışmak istiyordum. Yani ne olacağını bilmiyordum. Ama sonra işte bir deneme çekimine girdim. Oldu falan. Öyle devam etti. Ve Diyarbakır'da buldum yani kendimi. Kendisini televizyonda çok izlenen işlerde izledik. Medcezir, Yüksek Sosyete ve son olarak Söz galiba, değil mi? Söz'den başka bir şey oldu mu dizi? Olmadı. Olmadı, tamam. Söz'de izledik. Böyle bayağı kalabalık bir kitlelere ulaştı aslında Meriç. Şu saatten sonra nasıl işlerin içinde yer almak istediğini sormak istiyorsun. Yani şöyle, ben bundan önceki işlerimde hep böyle farklı bir şeyler oynayabilme fırsatı bulmuş, belki de nadir şanslı insanlardan oldum. Yine bence böyle bir şey deneyebileceğim bir şeyde oynamak isterim. Yani daha öncekilerde deneyimlemediğim bir şey oynamak isterim. Peki Türkiye'deki televizyon yeriyle ilgili fikrin ne? Bu bir yani sanki bir dönüşüm var gibi ya. Yani bundan tabii çok net bahsedemiyorum. Çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz ve çoğumuz Netflix, YouTube bir şeyler takip ediyoruz ama yani Anadolu'nun her yerinde de Netflix seyretmiyor insanlar. Yani televizyonun reytingleri gerçekten hala çok kayda değer başarı olarak tarif ediliyor. Evet, öncelikle bence yani ben reyting sisteminin nasıl işlediğini gerçekten hala bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok az insanın bildiğini düşünüyorum yani. Ben bir şekilde televizyonun biteceğini düşünmüyorum. Evet. Ama bence değişmek zorunda çünkü yani gerçekten yani kaç dakika artık bilmiyorum. Yani yapan için de zor, izleyen için de zor. Artık bir şekilde dönüşmek zorunda. Kaç dakika? Şu an kaç çok dakika? Çok uzun yani diziler. Özge burada. Özge Özpinici aramızda. Kendisini alkışlarsanız. 140 dakika her hafta dizide mi oynuyorsun sen ya? Allah sabır versin. Ya herkesi çok zorlayan bir sisteme dönüştü. Ama biteceğini de düşünmüyorum. Ama dönüşmek zorunda. Yani her şeyin dönüştüğü gibi. O da dönüşecek bence. Diye umuyoruz. Sevgili Meriç. Buyurun. Sabahları kahve olmayan bir yerde uyandığında deliye döndüğün, çok acayip bir insana dönüştüğün, hatta zaman zaman manyaklaştığın doğru mu? Doğru. Gerçekten. Maalesef doğru. Aa, ne kadar saçma sapan. Ya çok saçma. Yani ben sabah kalktığımda çoğumuzun yaptığı gibi kahve içiyorum. Evet. Ve ya herhangi bir evim dışında bir yerde kaldıysam ve eğer orada bir kahveye erişimim yoksa, bu noktada kahveye erişim. Bu noktada birazcık sıkıntı yaşıyor ve yaşatıyorum zaman zaman. Mesela ne sıkıntı, ne yaşatıyor olabilirsin? Ya mesela işte bu yaz bir otelde kalmıştık, tatile gitmiştik ailemle. Otel ve şu an yandı. Ya otelin sahibi Rus bir hanımdı. Ruslar kahve içmez. Ruslar yani değil mi, önemli değil. Ben içiyorum sonuçta. Yani hani bu konuda bir hassasiyet bekliyorum belli evet, ki. Evet. Ve kadın bana yani kahve makinem bozuldu. Yok yapamam falan filan dedi. Ve ben de... Kendisini yoldu. Hayır. Aynı zamanda sular da akmıyordu otelde. Ve zaten sorun aslında oydu. Hem kahve yoktu hem sular akmıyordu. Önce suların yani... akmadığından bahsetseydin gerçekten inanabilirdik bu söylediğine. Gerçekten sular akmıyordu. Ama... Hadi sular akmıyor, bari kahve verin dedim. Yani evet, veremeyiz gibi bir cevap aldım. Ve İntikam olarak boneyi çıkarıp işte musluğa astım. İnanılmaz bir intikam. Ya inanılmaz, ne kadar kötü bir insanmışsın. Çok korkunç bir intikam. Büyük bir zarar. Evet. Yani ne yaptıklarını bir daha düşünsünler dedim. Kesin düşünmüşler. Eminim düşünmüşlerdi. Rezalet. Arkadaşlar küçük bir mesajdır ya bu da. Rusların anlayabileceği sadece. Rusların kesinlikle anlamayacağını emin gibiyim ama olsun. Hayatım, dünya üzerinde herhangi bir medeniyetini anlayacağını sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar arasında şey yapmayayım ben ama.
Hiç estetik yaptırdın mı? Yok, yaptırmadım. Hiç? Yani ameliyat olmadım. Ameliyat olmadı. Olmadım. Ne yaptın? Küçük bir botoksum oldu. Küçük bir botoks. Evet, o ama sayılıyor mu estetik mi? Herkes yaptırmıyor mu arkadaşlar? Botoks estetikten sayılıyor mu? Sayılmıyor değil mi artık? Artık sayılmıyor. Botoks yaptıranlar elini kaldırabilir mi? 1, 2, 3, 4 Görelim, elleri görelim arkadaşlar, yapmayın. Hanımefendi, güzel. Evet, gayet iyi. Engin Öztürk de mi botoks yaptırmış? O da elini kaldırıyor çünkü. Ama botoks yani tıbbi sebeplerle de yapılan. Mesela çenenizi eğer çok sıkıyorsanız. Evet. Mesela dişlerinizi. Tabii bu el kaldıranlar hep çene sıkmadan. Arkadaşlar hep çene sıkmadan. Dişleriniz çok sıkıyorsanız, herkes biliyor tabii ki burada. Botoks tabii yaptırarak bunun üstesinden gelebiliyor. Ben, evet. Ben dudak sıkanlar da herhalde o yüzden yaptırıyorum. Böyle oluyorum ben. Düzeye dönmüş. Dudak büzülmesini engellemek için botoks. Ya evet. Tamam, aldık. Ve varmış. Olur. Nereye yaptırdığını söyleyeceğim. Çeneme. Gerçekten mi? Vallahi çeneme yaptırdım. Aa, sıkıyorsun dişlerini. Evet. Gerçekten naif reis ya. Ben böyle bir şey görmedim. Sevgili Meriç, sana geldiğinde burun kıvırdığın ama sonrasında patlayan ve ulan neyi kaçırmışız dediğin bir iş oldu mu? Oldu mu? Oldu. Burun kıvırmadım ama çeşitli sebeplerden olmayan ama sonra çok patlayan iş oldu. Hangisi? Ay söylemeyeyim ya, ayıp söyle değil mi? Ay yok yok söylemeyeyim. Ama bayağı iş patlamış ya. Burun hiç kıvırmadım evet ama olmadı tamam yani. Yani sen burun kıvırmadın ama kabul edilmedin, içinde olmayı da isterdin. Evet. Ha. Yani çok önemli değil, gerçekten olmak çok istedim. İş bu arada çok iyi gitti ve çok sevdiğim bir arkadaşım oynuyor o işte. Mucize Doktor'da olmak çok istedim ama ya olmadı. Evet ama burun kıvırmak sayılmaz yok, bence. Yok yok, burun kıvırmak değil seninki. Evet, zaten evet, genelde bu soruya böyle cevap geliyor. Hmm. Yani hani bir şekilde reddettiğin ya da içinde olmadığın bir işe dönüyorsun. Ha, içinde olamadığın bir şekilde. Aynen, ona evet, dönüyor evet, zaten evet, genelde çünkü. Çok patladı yani evet, ama o da. Çocukken kız kardeşini çok kıskanıp annen baban görmeden ona bir pislik yaptın. Yaptım. Yani onlar görmeden değil de. O lazımlığına bone bağladım. Ya pislik değil ama benim kardeşimin şöyle bir huyu vardı. Ben ne zaman biriyle telefonla konuşsam mutlaka telefonu açıp diğer yani hattın öbür ucunu dinliyordu. Ve ben de ona böyle Hüseyin diye bir karakter yaratmıştım ve böyle onu ben Hüseyin geldi falan diye böyle korkutuyordum. Çünkü sürekli telefonda şöyle bir ses diyordum. Sürekli bir nefes sesi geliyordu telefonda ve böyle korkutuyordum. Hüseyin sonra işte odama girmek istediğinde odamda Hüseyin var. İşte orada Hüseyin var falan diye korkuttum ama bunu alenen yapıyordum bence. Ne kadar sürdü bu? Bir süre sürdü ya. Hala Hüseyin'den korkar mı? Bilmiyorum, ona sormak lazım. Sanmıyorum ama. Peki, izlerken bu rol bana gelecekti, ben neler yapardım dediğin bir rolle karşılaştın mı? Ya karşılaştım tabii ki. Aha. Ya o ihtimal bence insanı zaten böyle diri tutuyor birazcık ya. Yani çünkü böyle bir şey izlerken eğer yeterince karakterin çok iyi olduğunu düşünüp oyuncunun yeterince iyi oynamadığını hissettiğinde bence bir oyuncunun doğrudan aklına gelen şey o oluyor. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki benim de aklıma geldi bu yani. Peki verebileceğin bir örnek var mı? Yabancı ay, hayır, da olabilir. Ha yok. Ya, yabancı vardır ya. Yani Jessica Biel alınmaz mesela, öyle düşün. Ay şu an aklıma gelmiyor ya. Ama benim hep ben oynasam daha iyi oynardım diye değil ama hayatta en sevdiğim, ya yani en oynamak isterdim dediğim şeylerden biri Seinfeld'de Elaine'in rolü yani. Gerçekten. Evet. Bayılıyorum Elaine'e yani. Peki sevgili Meriç, kimseye kötü koktuğunu söyleyebilir misin? Yani gerçekten çok zor durumda kalırsam söyleyebilirim. Mesela zor durumu tarif eder misin? Yani şöyle, onu mutlaka ima ederim yani bir şekilde gibi hissediyorum. Nasıl mesela? Yani hiç yanında durmayarak, uzaklaşarak. Yani biraz hani bilerek yani bir tepki verip böyle hani giderek falan gösteririm diye düşünüyorum. Ama böyle hani alenen söylemem bence ya. Ha. Sen ya, söyler misin? Ben yok, ben de söylemiyorum. Yani ben zaten söyleyemem. Çok zor bir şey yani aslında. Ben de giderim. Bana ne canım diye. Ama işte bir iki kişi var söyleyebilen. Bir tanesi Ezgi Mola, bir de geçen hafta Murat Dalkılıç da söyleyebiliyormuş. Onların iyiliği için düşünen
iyilikler söyleyebiliyor. Ha, onların iyiliği için. Yok, ama benim ben hiç kendi aklıma iyiliğim... bile gelmiyor yani onların iyiliği. Ben de öyle düşünmemiştim. Yani. Ben daha ziyade şey olarak düşünmüştüm. Evet, öyle. Burnumun direğinin iyiliği. Evet. Ben de onu düşünüyorum. Çok zor bir evet. durum ama kesinlikle. Peki sevgili Meriç, dinlemekten kendini alıkoyamadığın ama yani bayağı leş gibi olduğunda bildiğin bir şarkı var mı? Var. Hayır. Bilmiyorum, ben biraz böyle şey biriyim galiba, böyle cringe şeylere biraz ilgi duyan biriyim. Dolayısıyla da öyle şarkıları çok dinleyen mesela biri olabiliyorum. Ya bu ama kötü bir şarkı mı bilmiyorum, ben şimdi kimseye de böyle şey yapmak istemem ama son zamanlarda en çok tutulduğumuz şarkılardan biri Geceler şarkısı. Hangi? Şey, Fatih Bulut'un Geceler şarkısı. Fatih Bulut Geceler, bilen var mı? Bereli hanımefendi biliyor. Bir mırıldanır mısınız? Ha! Gençliğim bak talandı. Anladım. Maalesef. O evet ama o virüs tabii. Yani onu duyan zaten tekrar etmeye başlıyor. Ya bence olağanüstü bir şarkı maalesef. Evet. Evet. Sevgili Meriç, hiç kuş boku yiyen birini gördün mü? Soru anlaşılmadıysa tekrar ediyorum. Meriç'e şunu sordum. Hiç kuş boku yiyen birini gördün mü? Evet. Kuş boku yiyen birini, kuş bokunu yerken gördüm. Yanımda oturuyordu. Ya şöyle oldu. Yemeğe davet edildik ve işte böyle işte yabancı konuklar vardı. İşte Hollandalılar, işte Fransızlar, birileri falan filan ve bunların hepsi böyle hani işte bağımsız sinemacı, işte sinemacı, bilmem ne, yapımcı falan filan. Böyle bir festivalin bir yemeğiydi ve ben de yanımdaki beyle böyle sohbet ediyorum işte. Konuşuyoruz vesaire ve tabağımız da böyle işte ordöv tabağı gibi yani minik minik işte bir şeyler var falan filan. Ve adam bir noktada şöyle bir şey yaptı. Tabak böyle. Böyle bir şey yaptı ve o kuş bokuydu ve ben onun kuş boku olduğunu biliyordum. Ve adam da böyle yedi ve böyle ben kuş boku mu yedim ya az önce filan dedi. Ben gülmeye başladım. Adam yani inanılmaz ciddileşti bir anda ve böyle... Lütfen bunu unutalım hemen falan gibi bir şey söyledi. Ben tabii ki unutamadım yani. Ya kuş boku yedi adam yanımda. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet. Yani yiyince ne oluyor bilmiyorum ama. Hani çok kısmet derler. Çok ilginç bir andı biliyor musunuz? Yani böyle bir biri böyle bir şey yaptığında asla müdahale de edemiyor insan. Yani çok çok garip. Ve ben ona daha önce böyle uyarmaya çalışmıştım. Otururken, kuş boku düşebilir yeme. Evet, çünkü otururken oturacağı yerde kuş boku vardı ve böyle kuş boku var burada falan dedim. Ve hani ona göre oturacağını ve dikkatli olacağını. Zaten kız ileğin gibi değil mi abi? Sürekli bak kaç kere kuş boku dediğini duydun mu? Ben hayatımda bu kadar kuş bokunu arka arkaya duymadım. Ben de demedim söylememiştim. Demedim de galiba. Kuş boku. Bir kuş tane boku. Daha diyeyim de yuvarlak kuş hesap. Kuş boku have my money. Evet. Peki gitmek istemediğin bir doğum günü ya da düğün için yalan söylediğin oldu mu? Oldu. Olmuştur yani mutlaka. Şu an hatırlamıyorum. Ama en kötüsü, ya en kötüsü demeyeyim de, ya en üzücü olanı geçenlerde işte Ezel konseri varken gitmek durumunda olduğum bir düğün vardı, arkadaşımın düğünü. Ona düğüne gittim mesela. Nasıl yani? Bu hiç yalanla ilgili olmadı değil mi? Yo ama süper bir cevap oldu. Bir dakika, şimdi sen düğüne gitmen gerekiyor diye Ezel konserine gitmedin. Evet. Düğün kimin düğünüydü ya? İşte bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşımın düğünüydü ama Ezel konserine çok gitmek istiyordum. Ama gidemedim. O yani demek ki hani bazı insanlara o yalanlar söküyor, bazılarına sökmüyor. Anlat ya. Sen... Öyle hissediyoruz. Neyse, buradan o arkadaşın da değerini bilir diye umuyorum. Zaten ona öyle söyledim. Yani inşallah değerini bilir. Ben sana bir şey takmıyorum, Ezel konserine gitmedim. Peki sevgili Meriç, hiç stalkladığın birine yanlışlıkla böyle like'ladığın oldu mu? Yok. O neyin hakimiyeti ya öyle? O konuda çok çok dikkatliyim. Gerçekten. Evet evet, asla öyle şeyler bizde olmaz. Aa. Yok evet. Çünkü ya ben biraz çok kontrollü biriyim bence ve böyle öyle şeyler beni çok geriyor. O yüzden böyle ekstra çok dikkat ediyorum ve dolayısıyla da yapmıyorum. Ha. Ve eğer birine telefonumu verip hani bir şey gösteriyorsam da böyle 100.000 kere sakın falan diye mutlaka ikaz ediyorum. Ama o Twitter'da kalp şeyin tam parmağın altına denk geliyor. Aha. Böyle eğer öyle bir şeyse de onu böyle şu parmağımla böyle ittirerek yapıyorum. Bu o kadar faydalı bir bilgi oldu ki hepimiz için.
Değil mi? Çünkü, muhakkak öyledir. İlla evet, birileri ben faydalanıyordur. Ben tabii canım, sen yine parmak falan diyorsun. Ben elimi burasıyla like'lıyorum. Yani nasıl yaptığımı bilmiyorum. Tank tank diye koyuyorum orada. Elin çok normal aslında. Normal bir el. Evet. Bilmiyorum, beceremediğim bir şey var demek. Kavgada aslında suçsuz olduğun halde üste çıkmaya çalıştığın oldu mu? En çok yaptığım şeylerden biri. Yani çünkü muhtemelen ya bir şekilde bence benim ailemden de gelen ve böyle hukuk okumaktan da gelen bir böyle şey mekanizmam çok hızlı çalışıyor. Hemen savunmaya geçip böyle hemen ona o cevabı verip hemen bir şey falan, o bende çok hızlı gelişiyor ama hakkaniyetsiz de davranmıyorum. Kontrollü davranıyorum. Ha, üste çıkıyorsun ama sakince. Ama hakkını da veriyorum. Yani, tamam, senin de haklı olduğun konular var, seni anlıyorum. Ama bak. Aa, rezalet. Falan bu gibi bir şey diyorum galiba. Peki, peki bunca yıllık ünlüsün, hiç hayran olduğun ama sonra tanıştığında fıs çıkan bir ünlüyle karşılaştın. Fıs çıkan. Yani. Hatırlamıyorum ya. Olmuştur muhtemelen. Yani hatırlaman çoğunluğunda öyle gibi oluyor sanki. Ne? Duyulmadı biliyor musun? İnanılmaz. Ya yani ben galiba kimseyi çok da gözümde büyütmüyorum o anlamda. O evet, yüzden de hani mesela yani şöyle bir şey. Mesela Tarkan'la tanışıp hayal kırıklığına uğrarsam biterim. Ha. Ama hani öyle bir şey yaşamadım hiç. Ama kimseyle ilgili öyle bir hayal de kurmadım. Ama Tarkan'la ilgili hayal kırıklığına uğrarsam bunu mutlaka gelip size ben söyleyeceğim. Sevgili Meriç, çocuklarla aran nasıl bilmiyoruz ama hiç arkadaşının böyle bir çocuğunu annesi babası yokken çimdirdiğin oldu mu? Bilmiyorum, sanmıyorum. Olmadı. Çimdirdiğin mi olmadı? Yoksa? Yani çocuk arkadaşlarımın çocuğu olmadı öncelikle. Öyle öncelikle bir eksik var. Evet. Dolayısıyla tamam. O da olmadı yani. Mantıklı. Ama ben çocuklara kötü baktığım falan oldu tabii. Mesela nasıl kötü baktın? Ya ben bazen çok aksi oluyorum. Gerçekten. Evet, işte kahve içmediysem falan, karnım açsa işte falan filan. Ve yani böyle toplu taşımada ya da işte o restoranlarda çocuklara kötü bakan o kötü insanlardan biri benim bence. Öyle zamanlarda çimdirmedim ama hani böyle yani çocuğunuza da ya pardon bakar mısınız çocuğunuz çok bağırıyor falan demek çok istedim ama yapamadım. Onu da demedin zaten. Demedim ya ama evet, o da denmez zaten ya. Ha? Yani ben bilmiyorum, diyebilen var mı? Beyefendi de diyemiyor. Çocuğu değil annesini babasını uyaran var mı aramızda? Orayı biliyorum. Evet, arkadaşlar. Neyse ki dostlarımı çok iyi seçtim o noktada. Senin yerine çözülüyoruz. Hanımlar, beyler, gerçekten Naif Reis'i alkışlıyoruz. Efendim, kendisine yıllardır içinde bulunduğu piyasada rol aldığı karşısında efendim oyuncularla ilgili libido ile ilişki kurup kurmadığını sormak istiyoruz. Cidden bir başrol erkek oyuncusuna çıkıp da partnerlerinin düşük libidosu yüzünden dizilerin yayından kalktığını söylemesi ona ne düşündürüyor, çok merak ediyorum. Aslında hiç ciddiye alınmaması gereken biri olduğunu düşünüyorum bir yandan. Ama evet, bir yandan da neden hakkımızda böyle şeyler söyleniyor diye düşünüyorum yani. Ya çok kötü bir PR çalışmasının çok kötü bir tezahürü bence bu durum. Yani asla yani ciddiye alınacak bir şey değil bu konu bence ya. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Vallahi ben de aslında temelde öyle düşünüyordum ama hani bir söyledi tamam hadi tamam dalga geçtik. İki söyledi dedik, tamam evet, hadi yine dalga. Üç söyledi ulan herif ciddi elini almış bize sallıyor gibi bir şeye döndü. İşte aynen öyle gibi bir yani şey oldu. Yani şimdi o hani... Ona da bir şey yani biri de bir şey desin artık yani ya falan. Yani ve size bu yani haddi kim verdi Can Bey? Yani evet, ne alaka ya, hani bize böyle sallıyorsunuz? Evet, evet yani hayır. Sevgili Meriç, senin böyle internette dolaşırken rastladığımız enteresan bir durum var. Birçok işte olduğun gibi olmadığın işlerde de varsın. Hangi işler? Muska ve Balayında oynadın mı sen? Bundan bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Öncelikle. Bir rezillik geliyor. Şaka şaka. Ya bu bir noktada benim karşıma çıkacaktı muhtemelen. Aa, oynadın mı gerçekten? Ya evet, Balayını izlemedim. Ha. Bir sahne Balayında oynadım.
Ama hiçbir fikrim yok filmle ilgili. Ha. Muska da bir korku filmiydi ve arkadaşım çekiyordu. Ve yani ben de işte 22-23 yaşındaydım ve yani zaten hani hadi tamam falan diye gittim. Onda da iki sahne oynadım. Evet oynadım. Aa. Evet evet. Oynadın demek. O zaman Tik. Seyretmemiz için bir neden oldu. El kol yapma oyunun adı. El kol yapma şöyle. Şimdi şu kağıtların içinde çeşitli isimler ve kategoriler yazıyor. Biz Meriç'le tek tek çekeceğiz ve el kol yaparak mimiklerle onun ne olduğunu size anlatmaya çalışacağız. Yani birbirimize size. Aynı zamanda. Ha. Siz ve anlatılan bilmeye çalışacak. İşte bilirse bir, bilemezse falan filan. Anladın mı? Anladım gibi de ben yani çok kötü olacağımı düşünüyorum. Öyle mi? Ben başlayayım. Kategori dizi. Bir dizi anlatacağım. Başlıyorum. İki kelime. Evet, birincisi kalp. Kalp, aşk. Sevgi, aşk. Aşkı memnun. Ha evet, aşkı memnun. 14. saniye. 14. saniye. Kim? Helal olsun. Film. Film. Aha. Evet, ben hazırım. İki kelime. Belin ağrı, ne oluyor? Sakat bir şeyler oluyor. Bilerek bilmiyorum. Aslan kral. Ne? Kocaman bir aslan kral. Ne? Ha? Wall Kilmer. Ne? Zombileri şafağı. Hayır. Bir dakika düdük öttü bitti. Bilemedim. Ben mi bilemedim? Ben niye bilemedim? Anlatamadı ne yapıyor? Bitti süre ne? Jurassic Park. Ya. Bu mu Jurassic Park abi? Ne? Zombi yaptın abi. Ama yani dinozorlar da artık yani bir nevi... Dinozorlar da ölüler ama. Bir nevi zombi sayılmaz. Rezalet. Sen dinozoru nasıl anlatırsın? Dinozoru nasıl anlatayım? Ben dinozoru böyle anlatırım abi. Ne bileyim ben nasıl anlatırım. Adama aşkı memnun çıktı ya. Oo. Evet. Bir şey arkadaşlar, söyleyeceğim. Burada bir şey var. Yani. Burada bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bilemedim abi. Senlik bir şey yok zaten. Ama ben anlatamamış pozisyonuna düştüm hayır, ya. Hayır rica ederim. Çabanıza evet. Sağ olun. Evet tamam. Kitap. Tamam. Hazırsan başlıyorum. Hazırım buyurun. Ayak. Vurun. Falaka! Falaka! Aa bildi. Lan bir şey söyleyeceğim. Ben anlatıyorum ayı gibi bu biliyor. Normal değil bu. Ama falaka yani. Tamam yani. Evet tamam ben neyse yani. Hadi bakalım. Evet sen. Yine de. Bendesin. Evet. Şarkıcı. Şarkıcı. Şöyle anlatacağım. Muazzez Ersoy. Muazzez Abacı. Daha da. Daha da. Bülent Ersoy. Evet. İnanılmaz. Daha da ses yani. Şarkı bu basit. Başlıyorum. Buyurun. Üç kelime mi? Koku, koklamak, gül. Güller, gül döktüm yollarına. Yes, evet. Bas, niye alkışlamadınız? Beğenmedin mi? Ha, tamam. Ne? Çizgi karakter. Çizgi karakter. Aha. Nasıl anladın? Gibi Jurassic Park'ta değeceğim. Çok çok şu anda evet, gaza geldi. Evet. Hazır mısın? Başla. Ben hazırım, evet. Yok artık ikram. Biliyorsun ya. Tavşan bu. Tavşan pislik yapıyor diyor. Dikkatimi dağıtıyorsun. Mad Max Bunny. Bravo. Evet, şarkı. Buyurun. Üç kelime herhalde. Aman Meriç. Allah belanı versin. Evet. Vur. Kurgu karakter. Kurgu karakter. Evet. Başlıyorum. Evet. İt. Ağzında bir şey var onun. Joker. Joker mi? Aa. Olmayacağım ama. Meriç'i alkışlıyoruz efendim. Affedersiniz. 10 Ocak'ta film geliyor. Ay evet. Heyecanla bekliyoruz hepimiz. Evet. Müthiş bir kadrosu var filmin. Rüya takım. Evet ya. Hümeyra ile vakit geçirmek nasıldı? Ya Hümeyra ile vakit geçirmek olağanüstüydü ya. Yani ben Hümeyra'yı zaten
çok hayranım. Bence birçoğumuz çok hayranız. Evet. Ama onunla zaman geçirdikçe gerçekten hayranlığım çok arttı. Yani benim hayallerimin çok ötesinde, çok inanılmaz entelektüel, çok kültürlü, çok birikimli, çok günümüzde yani asla böyle... Yani klasik bir kadın yani. Tam bir klasik Hümeyra. Ve ben de onunla yani bu zamanı geçirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu arada bir oyuncuları sayalım. Özge Özpirinççi var. Engin Öztürk var. Berrak Tüzünataç var. Şebnem Bozoklu var. Evet. Efendime söyleyeyim. Boran Kuzum var. Meriç Aral var. Hümeyra var. Abi var. Serkan da oynadın değil mi sen de? Ufak bir şey de geçtin. Serkan Keskin de geçti. Barış Yıldız var. Burak Altay var. Varoğlu var yani. Bir ben yokum bunun içinde. Ya maalesef. Caner'e ve Melikşah'a ayrıca teşekkür Keşke ediyorum. Keşke sen de olsaydın. Keşke ben de denk getiremedim. Evet. Aa! Efe ile yaptığınız podcast. Ay evet. Efe Tunçer'i tanır mısınız? Efe Tunçer'i tanımanız gerekir. Efe Tunçer aynı zamanda stand-up gösterisi devam ediyor. Evet, devam ediyor. Stand-up gösterisi de olan, çeşitli oyunlarda da yer alan muhteşem bir oyuncudur. Efe'nin oyunculuk ödülü de var. Var. Var değil mi? Hı hı. Oldukça yetenekli bir arkadaşımızdır Efe. Onunla podcast yapıyorsunuz. Bayağı da dinleniyor. Evet, dinleniyor ve böyle çok severek yaptığımız bir şey. Ya sen de yapıyorsun. Ben de yapıyorum. Ben evet. Çok seviyorum podcast kaydetmeyi. Evet, eğlenceli oluyor. Yani Melikşah da yapıyor. Bu ara böyle yavaş yavaş hep beraber burnumuzu soktuğumuz bir alan podcast. Evet, yani bizim belki sizden farklı olarak çok böyle profesyonel ya da ya hakikaten çok el yordamıyla yaptığımız bir şey olarak başladı ve öyle devam ediyor. Ama biraz böyle kendimizi rahatça ifade edebildiğimiz bir mecra bulunca böyle bunun keyfini çıkardığımız bir yer aslında. Adı Teras Noir miydi? Teras Noir. Teras Noir. Neden Teras Noir? Ya o da çok böyle kendiliğinden çıktı aslında. Yani benim evimde kaydetmiştik. Terasa çıktık ve orada işte hava karanlıktı ama biz böyle film noir da çok seven iki insanız falan. Yani bilmiyorum bir şekilde böyle çok organik bir şekilde Teras Noir oldu ismi. Peki böyle başka mecraları deneme merakın var mı? Yoksa podcast öyle gelişti de mi? Podcast öyle gelişti ve öyle burnumu soktum. Başka mecraları YouTube falan gibi. Yani dijital mecralar. Başka aklına gelebilecek. Yani öyle bir... Ya olabilir tabii ki artık bu zaten herhalde böyle çok günümüzün, zamanın ruhuna uygun bir şey yani. Bunu evet, reddetmek yani. Mümkün değil. Benim şahsen böyle ben çok YouTube takip eden biri değilim hala. Hı hı. Ama bunun karşısında ya da dirençli biri de değilim. Yani olabilir tabii ki yani doğru bir içerikle. Çünkü çok çok zengin gerçekten yani YouTube. Tabii ki her o mu bu mu da olduğu gibi Meriç'e yine bazı koşullarımız olacak. Efendim size çeşitli resimler göstereceğiz. Bu resimlerden birini seçerek devam edeceksiniz. Tamam. Fakat bu haftaki koşulumuz siz bir dizide oynayacakmışsınız. Başrol erkek oyuncuyu da size seçtiriyorlar. İlki Kerem Bürsin, ikincisi de Kerem Cem. Allah'ım bu nasıl bir seçim ya? İsimden mi yürüdünüz lan? Evet. Keremlerce diye düşündüm. Tamam o zaman şey Kerem Bürsin diyorum. Kerem Bürsin'le devam ediyorum. Tamam. Kerem Bürsin tuttu. Tuttu. Bu dizi evet. Tutacak galiba. Kerem Bürsin mi? Murat Boz mu? Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. Evet. Neden? Yani çünkü Murat Boz'u daha yani evet müzisyen kariyeriyle daha çok takip ettiğimiz bir kimse. O evet. Yüzden Kerem Bürsin daha oyunculuk kariyerini takip ettiğimiz bir kimse, olduğu için. Kerem Bürsin mi Gökhan Özoz mu? Yani Gökhan Özoz'u çok severim. Athena'yı da çok severim çünkü. Ben de çok severim. Yani tamamen bu sebeple Gökhan Özoz diyorum. Gökhan Özoz'la devam ediyorum. Evet Gökhan Özoz mu Bartu Küçük Çağlayan mı? Bartu Küçük Çağlayan. Neden? Çünkü Bartu Küçük Çağlayan çok beğendiğim bir oyuncu arkadaşımdır. Yani neden olmasın ayrıca. Peki Bartu Küçük Çağlayan mı yoksa Ezel mi? Benim bir Ezel hayranlığım var. Yani yok. Aa hiç anlamadım. Açıkçası. Ama ben bir dizi çekeceksem bu noktada sanırım Bartu Küçük Çağlayan demeye devam edeceğim. Bartu Küçük Çağlayan'la devam ediyoruz. Tutarlı bir cevap. Efendim Bartu Küçük Çağlayan mı yoksa Kenan İmirzalıoğlu mu? Hayda. Hayda. Ne alaka?
Bir dakika. Bir Bartu diyenler. Kenan İmirzalıoğlu diyenler. Halk cevabı verdi. Ha? Kenan İmirzalıoğlu ile devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu diyorum. Kenan İmirzalıoğlu mu yoksa Kıvanç Tatlıtuğ mu? Vay başıma gelenler. Bu nasıl bir seçim? Engin Öztürk. bir dakika şöyle. Daha önce Kenan İmirzalıoğlu'nu seçtiğim için Kıvanç Tatlıtuğ diyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'la devam ediyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Engin Öztürk mü? Ya bu bir soru olamaz benim için. Tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç'la devam ediyoruz. Yok, Engin'le devam ediyoruz. Engin Öztürk'le devam ediyoruz. Engin Öztürk mü, Yoğsam Çağlar Ertuğrul mu? Uy, Çağlar mı? Uy. Uy. Ya Çağlar benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama kendisi burada değil. Engin burada. Engin burada. Peki. Engin'le devam ediyoruz. Güzel yırttık. Engin Öztürk mü yoksa Amerikalı Çağlar Ertuğrul olan Jake Glino? Var. Halaylar eşliğinde. Halaylar. Aslan aslan. Jake beyefendiyle galiba. Güle güle Engin. Buraya kadarmış. Jake Dillon Hall diyorum. Peki, Jake beyefendi mi, Yoğsam sevgili izleyenler göremiyorum, Boran Kuzum mu? Beni canevimden vurdunuz. Jake Dillon Hall. Evet, Jake'le devam ediyoruz Jake'le galiba. Devam ediyoruz. Efendim, Jake beyefendi mi, Haluk Bilginer mi? Haluk Bilginer. Hadi be. Haluk Bilginer'le devam ediyoruz. Haluk Bilginer mi, söyleyemediğim isme sahip Joaquin Phoenix mi? Joaquin Phoenix'miş. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix'miş. Phoenix. Evet. Joaquin mi? Joaquin'miş. Ve bunu da bana Efe söyledi ve Efe de Haluk Bilginer'den öğrenmiş, biliyor musunuz? Arkadaşlar. Hadi bunu da açıklasınlar. Joaquin Phoenix'miş bundan sonra. Joaquin Phoenix'le mi devam ediyoruz? Peki Haluk Bilginer'le mi? Halkımıza soralım. Halkımıza soralım. Haluk Bilginer diyenler. Zaten insan kalmadı. Ama deneyeyim. Joaquin Phoenix diyenler. Tabii ki Haluk Bilginer. Ben zaten Haluk Bilginer tabii diyecektim. Şey oldu. Tekrar, evet. Bu arada telefon çalmış. Haluk Bilginer mi yoksa Adam Driver mı? Adam Driver diyenler. Ama Adam Driver'ı... Önceki Adam Driver'ı ne kadar tanıyoruz? Bir onu konuşalım. Yani yok, sana soruyorum zaten. Sen tanıyorsundur diye. Ben tanıyorum Adam Driver ve çok da beğeniyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi yani Haluk Bilginer'e... Ortalık karıştı burada bak. Kim abi Adam Driver? Nasıl bir dizi çekeceğiz? Bilmiyorum. Nasıl bir dizi olsun? Bilmiyorum işte. Nasıl bir dizi romantik düşünüyorsun? Romantik bir dizi olsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakmayın. Haluk Bilginer yani gerçekten ya bu konuda artık bir şey söylemeye gerek bile yok. Ama bu bir oyun olduğu için ve ben de Adam Driver'ı seçme şansım bir kere hayatta bana verilmiş olduğu için Adam Driver demek istiyorum ya. Adam Driver'la devam ediyoruz. Adam Driver mı yoksa Brad Pitt mi? Brad Pitt canım. Haluk Bilginer'i yedirdiği adamı şak diye bıraktı ya. Böyle şey olabilir. Ha, Brad Pitt'le de bir geçmişimiz var diyebiliriz. Brad Pitt'le hepimizin artık ya, bir geçmişimiz var. Ya kolay değil arkadaşlar. Evet. Ömrümüzü vermişiz bu yola. Ya neler yaşandı acaba? Ben o zaman pembe götlü kalemimle devam ediyorum. Brad Pitt mi, Cillian Murphy mi? Ha. Cillian Murphy diyorum, evet. Cillian mı? Cillian. Cillian değil miymiş? Ben Cillian diyorum. Ben de Cillian diyorum. Tamam. Hadi buyurun. Ben Cillian Murphy diyorum.
Brad Pitt diyen, Brad Pitt diyenler. Cillian Murphy diyenler. Aslında sayı aynı. Sadece Cillian Murphy'ciler kudurmuş. Farkı öyle bu. Bir sevdadır, evet. Biliyor musun? Ama Cillian Murphy ile devam ediyoruz. Lütfen. Cillian Murphy mi yoksa Tom Hardy mi? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için öncelikle. Ben de bu sorunun cevabını uzun zamandır vermek istiyordum. Tom Hardy. Tom Hardy. Benim de cevabım Tom Hardy'ydi galiba. Peki Tom Hardy mi, Robert De Niro'nun gençliği mi? Her şeye hayret. Ay çok zormuş ya bu. Bakın şu anda tıkandım. Evet, şu anda gerçekten cevap veremiyorum. Bence bu soruya hep beraber cevap vermeliyiz. Bu biraz zor peki. Oldu çünkü. Tom Hardy diyenler. Robert De Niro'nun gençliği diyenler. Evet, Robert De Niro'nun gençliği. Robert De Niro'nun gençliğiyle devam ediyoruz. Robert De Niro mu yoksa Al Pacino'nun gençliği mi? İnsan kendini aşırı önemli hissediyor. Çok aşırı önemlisin tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben yine Robert De Niro diyeceğim. Neden? Ben Robert De Niro... Cuyum galiba bu şeyde. İkili bu ikili arasında evet. Siz Robert De Niro diyenler. Al Pacino. Bunun cevabı yani evet, bu çok zaten. Evet. Peki Robert De Niro'nun gençliği mi yoksa BoJack Horseman mı? BoJack. Peki. Nedense. BoJack Horseman mı? Yosan Serkan Keskin mi? Tabii ki Serkan Keskin arkadaşlar. Allah Allah. Tabii ki Serkan Keskin kazandı. Peki sence nasıl bir dizi olurdu? Ne kadar sürerdi bu dizi? Aa, bence bunu siz cevap verin. Bir ömür sürer işte. Serkan'la dizisi sizce nasıl olurdu? Yayınlandığı akşam kaldırılabilirdi. Reklam arasında. O benim başıma geliyor anca. Reklam bayağı bir dizi olurdu. Reklamda benim dizim kaldırılıyor. Benim. Çok büyük bir hata yapmışız biz bu diziyi. Hayır çok eğlenmişler de bize geçmedi diye. Alkışlıyoruz Meriç'i. Ya şimdi sen hukuktan direksiyonu kırdın, şak diye oyunculuğa geçtin. Peki sonrasında mesela ileride buradan da direksiyon kırıp başka bir mesleğe geçme ihtimalin var mı sence? Olabilir. Yani şu anlamda olabilir. Şu an yaptığım şeyi gerçekten çok severek yapıyorum. Eğer bu kadar severek yaptığım bir şey daha bulursam yolda yapabilirim tabii ki. Yani gerçekten bir şey yazmak, yani o yaratımın başka bir tarafında olmak bunları tabii ki çok isterim yani. Denediğin var mı peki o yazma çizme işlerini? Yani ben çok uzun zamandır böyle yazan çizen biriyim zaten ama böyle hani kurguladığım ve bir paket haline getirdiğim bir şeyim olmadı. Ama olabilir tabii ki. Yani denemeyi düşünüyor musun? Yani denemek istiyorum. Ha. Denemek çok istiyorum. Ama hani böyle hali hazırda planlanmış bir şeyim yok. Ama bunu gerçekten isterim yani. Peki sana özellikle sormamızı istedikleri bir soru var. Evde. Yalnızca okuyup film izleyerek uzun saatler geçirebiliyor musun? Evet. Mesela ne kadar süre evden çıkmama ihtimalin var? Yani bunu ne kadar süre yapabilirsin? Yani şöyle ya zaten mesela böyle hani günlerce evden çıkmadım olmuyor bunu yaparak tabii öyle ki. Öyle mi? Bize öyle demediler. Aa, yanlış bilgi vermişler. Ya yani çok uzun süre olmaz. Yani sadece böyle şey gibi bir şey var. Benim böyle hani herkesin bir sabah rutini vardır bence. Benim evet. De sabah rutinim böyle gerçekten kalktıktan sonra bir süre kitap okumak ve böyle kendime ayırdığım bir zaman gibi o. Ama hani evden çıkmayıp kitap okuyor falan değilim yani. O kadar öyle değil. Bir şey değil. Kitap evet. Okuyorsun evden çıkıyorsun. Kitap okuyorum güne başlıyorum gibi evet. Anladım. Şimdi son ne okuyorsun? Şu anda şey bir polisi okuyorum. İsmi Katilin Şeyi. Algan Sezgin Türedi evet. Çok güzel bir kitap. Bu aralar biraz böyle polisiye sardım. Ha neden?
Zaten polisi okumayı çok seviyorum. Özel bir nedeni şey var mı geliyor, diye. Yok yani yıllardır ben çok polisi okumayı çok seven biriyim. Polisi izlemeyi de çok seven biriyim. Yerli polisiyeleri de çok seviyorum. Ve iyi bir polisiye serisi bulduğumda hele yerli böyle onu tüketiyorum yani. Şimdi de öyle bir sürece girdim. Yani hem kolay okunuyor hem böyle çok sürükleyici oluyor. Hem böyle tuhaf bir felsefi tarafı oluyor bence. İyi yazıldıysa. O benim hoşuma gidiyor yani. Süper. İlk açıklamamız şöyle. Allah'ı size emanet ediyorum. Vay 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 vay. Bunu kim demiş? A. Bülent Ersoy. B. Nur Yerlitaş. C. Tansu Çiller. D. Gizem Özdilli. Allah'ı bize emanet ediyor. Evet. Ya şıklar da çok... Çok yakın deme istersen. Hayır çok uzak birbirine yani alakasız insanlar. Ya Allah'ı size emanet ediyorum mesela bence Bülent Ersoy'un söyleyeceği bir şey değil. Evet. Aslında biraz Tansu Çiller'in söyleyeceği bir şey ama yani Gizem Özdilli de olabilir. Yani Nur Yeltaş'ın söyleyeceği bir şey de değil gibi. Yani ya Tansu Çiller ya Gizem Özdilli gibi düşünüyorum ve diyorum ki evet. Tansu Çiller. Tansu Çiller doğru cevap. Dalağımı aldırdım ama çok da işlevsel bir organ olmadığı için üzüldüm. A. Armağan Çağlayan. B. Esra Balamir. C. Ceylan. D. Deniz Seki. Yani bence de Esra Balamir diyorum. Esra Balamir doğru cevap efendim. Kendisi aldırmış ve önemsememiş. Beni kötü aletlerine emel etmek istiyorlar. Ben dedim bunu. A. Hülya Avşar. B. Banu Alka. C. Seray Sever. D. Şenay Akay. Beni kötü aletlerine emel etmek istiyorlar. Ne yapıyorsun? Ögelerini mi arıyorsun? Düşünüyorum. Bir zihin sarayıma gidiyoruz. Zihin sarayına şey diyorum ya. Seray Sever diye isim geldi. Seray Sever. Sizce? Banu Alkan diyorsunuz. Doğru cevap Şenay Akay efendim. Kendini müzik ve spora ve toplumun kurumlarına, vakıflarına adamış bir sanatçı modeliyim ben. A. Yılmaz Mor. Müzik ve spora. B. Gülben Ergen. Toplumun kurumları. C. Seda Sayan. D. Kalben. Bir dakika, nereleri adamış toplumun kurumları? Nereleri adamış? Hep beraber bir kez daha bakıyoruz. Müzik ve spora, toplumun kurumlarına ve vakıflarına. Ya şey diyeceğim ben buna, Yılmaz Morgül diyeceğim. Yılmaz Morgül doğru cevap eve. Atatürk kaç tarihinde doğmuş, hangi yıl vefat etmiş, Cumhuriyet hangi yıl ilan edilmiş bilirim. Beyin derler buna. Beyin bedava demiş. A. Çağla Şiker. B. Deniz Akkaya. C. Tülin Şahin. D. Özge Ulusoy. Ben bunu bilmiyorum. Ben kesinlikle bilmiyorum. Bunun nasıl bir açıklama olduğunu da tam bir şey yapmıştım. Özge Ulusoy diyeceğim. Özge Ulusoy mu? Doğru cevap ne lan? Kimse vallahi bilmiyor cevabı. Tülin Şahin'miş doğru cevap efendim. Kalp kırdınız. Özge Ulusoy diyerek. Özge Ulusoy'un Cumhuriyet'in hangi tarihte ilan edildiğini biliyor olmasının nesi kalp kırıyor ya? Sen çıkıkırdın ya. Uzun vadede politikada iyi şeyler yapmak istiyorum. Manken arkadaşlarım da bana destek oluyor. Harika bir açıklama. A. Asuma Krause. B. Tuğba Özay. C. Güzide Duran. D. Gamze Özçelik. Asuma Krause mi? Tuğba Özay. Kesinlikle eminim. Tuğba Özay. Tuğba Özay doğru cevap. Nörolojik ne demek ola? Belden aşağı demek o. A. İsmail Türk. B. İsmail YK. C. Mahmut Tuncer. D. Bülent Serttaş. İsmail Türüt. İsmail Türüt doğru cevap. Atatürk istikbal göklerdedir derken Allah'a kastetmiştir. Harika bir açıklama. İnanılmaz bir açıklama. A. Tuğçe Kazan. Çok iyi. B. Doğuş. C. Mustafa Sandal. D. Nihat Hatipoğlu. Şimdi
şöyle düşünüyorum açıkçası. Tuğçe Hanım'ın inanılmaz açıklamaları oluyor gerçekten de. Evet. Doğuş Bey'in açıklamaları yani benim için çok mazide kaldı. Evet. Çok hatırlamıyorum onun için. Mustafa Sandal'ın... Açılmaları oluyor en son zaten. Evet, evet. Mustafa Sandal'ın yani böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Nihat Hatipoğlu'nun diyeceğini hiç düşünmüyorum. Evet. Dolayısıyla kim söylemiş? Tuğçe Kazaz diyorum. Tuğçe Kazaz yanlış cevap efendim. Kim? İnanamayacaksınız. Mustafa Sandal söylemiş. Evet. Bu soruda bir hata var. Aya benzer. İnanılmaz. Allah. Hanımlar, beyler, Meriç'i alkışlıyoruz. Bence hepsini bildiyseniz. İzlemekten en zevk aldığın insanlar kimler? Serkan Keskin öncelikle. Yani şey Türkiye'de mi, dünyada mı, her yerde mi? Ya çok ben aslında böyle şey yani çok fazla şey izlediğim için böyle izlediğim şeylerdeki iyi performansların hepsini izlemekten çok keyif alıyorum gerçekten. En etkilendiğin böyle, hangisi mesela? Ya Isabelle Huppert'i her zaman inanılmaz etkilenerek izliyorum. Kate Blanchett'ı, Tilda Swinton'ı böyle gerçekten inanılmaz etkilenerek ve inanamayarak izliyorum. Meryl Streep falan artık bunları yani söylemeye gerek yok herhalde. Peki beraber çalışmaktan en zevk aldıkların kimler? Ya bizimkiler burada tamam da. Siz zaten yani gerçekten bu filmi çekerken yani çok acayip şeyler yaşadık. Ama hakikaten şunu söylemek zorundayım. Hümeyra'yla bu kadar yani yakın temas içerisinde olup çalışmış olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Yani çok şey öğrendim bence ondan. Bu soruya şu anda hayatımın bu döneminde Hümeyra demek istiyorum yani. Yani bence de öyle. Ben de sete çok geldiğimde... Çok garip bir... Yani sohbet biri. Bile edemedim ama ben bile kadının enerjisinden çok etkilenmiştim. Evet. Yani. Hani çok etkilenmiştim. Onun yanında durmak bile iyi hissettiriyor insanı. Evet. 10 Ocak'ta başlıyor film. 10 Ocak! 10 Ocak! Evet, ilk kim hımlayacak sevgili dinleyenler? Merhaba, kimsiniz? Merhaba, Öykü ben, öğrenciyim. Nerede? Bilgi Üniversitesi'nde diyetisyenlik bölümü okuyorum. Aa, diyetisyenlik evet. Okuyorsunuz, müthiş. Allah arttırsın şimdiden. Aa, şey bu. Ayşe, Serdar Bener'in şarkısı mı bu? Hayır ya. Aa. Bana ne bu yalan, dünyadan ya. Aç kapıyı, gir içeri. Bildi. Ay sen bunu içir belki. Bunu mu içeyim? Ya da başka bir şey işte tamam. Ama onu ben içmeyeyim. Ne içeyim? Tabasco'yu mu içeyim? Siz insan değilsiniz ya. Balzamik bana giriyor. Ben alışkınım balzamiğe. Balzamik içeyim. Ben acıyı içmeyeyim de. Acıyı sana girerse birinden rica ederiz. Senin yerine bir tane içen bulunur diye tahmin ediyorum. Neyse artık sen iç de birini. Sen seçeceksin ya. Ha ben mi seçeceğim? Hadi, tamam. Ya ay dur. Hadi iç işte. O kadar da iyi bir insan değilsindir ben. Tamam yeter o kadar. Su iç su. Su içeyim. Ağzım tam botoksluk oldu. O kadar güzeldi yani. Buyurun efendim bir bak. Bok gibi tadı. Ayak içtim ya. Arkada çok bakın güzel. Gözlüklü bir hanımefendi var. Kendisi. Bunu nasıl içtin? Çok böyle güzel. Yaparak. Aa bok gibi. Ne oldu? Kimde? Ha sizde mi? Evet. Merhaba. Kimsin ne? Kader ben. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aa. Suits var burada. Stajyer ihtiyacı var mı? 3 kişiyiz. 3 kişiler. 3 kişi deyince gözlerim büyüdü bunların. Yok galiba o iş olmadı. Tamam olmadı. Kader. Bir dahaki kader sefere değil. Artık. Ha? Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Evet. Başlayayım mı? Lütfen. Tamam. Bir dakika, heyecanlandım. Hadi, karabiberim. Evet. Karabiberim. Karabiberim
biberim ne ya? Karabiberim. Karabiberim mi? Vur kadehlere hadi içelim. Arkadaşlar. İçelim her gece. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi ben Tabasco aşağı daha yeni indi. Ben onunla ilgileniyordum. Ne? Limon. Limonu içelim. Sen seç ya. Ben bunu bu kararı veremem. Patla. Acıyı içtin zaten. Normal. Ay ne içtin be? Limon suyu. Limon suyu işte. Rezalet. Ama Tabasco'dan sonra iyi geldi. Başka? İğrenç bir yarışma ya. Bir tane benim bileceğim bir şey ya. Yani demin bahsi geçti bence bilirsin diye düşünüyorum ama. Sağ ol. Teşekkür ederim. Galiba arkadaşım. Söyleyeyim mi? Siz kimsiniz? Bir onu söyleyeyim. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Yaren. Yaren Hanım nerede? Dedin? Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeditepe son sınıf öğrencisi. Son sınıf ne olacaksınız? Hayırlısı neyse onu olmayı planlıyorum. Hayırlısı olacaksınız. Ay hadi hayırlısı. Uzmanlık falan düşünmüyorum. Psikiyatri düşünüyorum ama bakalım. Psikiyatri düşünüyorsunuz. Evet. Harika bir seçim. Buyurun Yaren Hanım. Ne? Yani demin ne acaba konuştuk? Yani baştan alayım. Çok güldük. Baştan alayım. Baştan mı? Demin. Başı da. Zurna efendim. Yani ben zurna sesi duyuyorum. Öyle bir şey olmuş. Yok. Şimdi buyurun, bence buyurun. Birazcık geçmişe gidelim. Biraz geçmişe gidelim. Evet, ne dediğimizi bir hatırlayalım. Ben hımlamakta çok harika olmayabilirim ama... Yo siz harikasınız. Siz hımlamakta kesinlikle çok iyisiniz. Sizle ama... ilgisi yok kesinlikle. Biraz belki vardır. Şaka. Şey ya bu... İnek Şaban. Yok. Hayır. Hababam sınıfı. Popüler bir şarkı. Şu anda gündemde olan bir şarkı. Ne oldu? Geçti. Geceler. Sirke kazandım. Ben asla onu hımladığınızı... Yani bir daha hımlamakta başarılı değilmişim demek ki. Bir saniye. Çok özür dilerim. Hanımefendi. Evet. Afiyet bal şeker olsun. Alkışlıyoruz içerken hanımefendi. Yaren Hanım özür dilerim. Hayır. Özge Hanım rica ediyor. Engin'le beraber biz hımlamak. Engin'le beraber hımlayacaklar. Kusmuşum burada. Ayı sürer mi? Saman alevi. Saman alevi. Ama siz arkadaşsınız. Hiç alakası yok. Ama şarkıyı biz yapmadık. İbrahim Bey şarkı ya. Ozan Orhan yapmış seneler önce. Balzamik. Balzamik. Özge aslında ben yani neden ki? Neyse mide doktorumu sen ayarlarsın. Bu ama ben buna alıştım arkadaşlar. Geçen biri de bir şey paylaşmış. Bu zaten iyi geliyormuş her şeye. Sirke çok iyi geliyor. Bu balzamik sirke. Olsun. Balzamik diye yazmışlar. Değildir. Kesin boku yedim. Artık taşırsınız. Sana helal olsun. Kulağım karıncalanıyor. Yani o kadar kötü. Son bir tane tuzlu su kaldı. Buradaki Bereli hanımefendiye verelim. Yanındaki hanımefendiye sirke içirttik. Merhabalar. Sevcan. Evet. Reklam kurgucusuyum. Tanıyorsun beni bence. Ben tanıyorum evet. Evet tanışıyoruz. Şahsiyet ABT. ABT'den. Yes. Sen reklam kurgucusuyum. Sen yok ben reklam yapıyorum aynen. ABT'de. Evet. Neden bere takıyorsun? Çok yakışmış. Saçlarım çok kötü duruyor diye. Aa hakikaten ha. Yo haklıymışsın. Yok. Hayır bence kötü değil. Yo gayet iyi. Saçmalama şaka yaptım ya. Hayır hiç kötü değil. Ben böyle İdris abi gibi çıkar. Kim olsa kalliyan. Çok iyi. Ay. Gayet iyi. Çok güzel görünüyorsun. Saçlarınız gayet güzel görünüyor bence de. Evet. Buyurun. Başlayayım mı? Lütfen. Seni bilmiyorum. Aya. Hayransın o kadar biliyor olman. Ya onu nereden bildin abi? Kadın kıvrandı onu. Sen benden önce bilmiştin de zaten bence. Tam bilmiyor gibi yaptın. Evet.
Yani Ezel hayranı da kadın yılan. Yani o... Niye ben geç mi bilmiş duruma düştüm? Ya sen gerçekten onu anladın da mı bilmiyorsun? Vallahi anladım ya. Bir daha yapar mısın? Ama ben Ezel'in yani... Sevcin Hanım. Bir rikayetinden tanırım. Tamam, bir daha yapabilirim. Ben mi? Mutuzlu suyu içeceğim tamam. Ya. Şunu bir daha bir yapar mısın? Çok belli ya. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ımızdan bulun Sevcin Hanım. İlla ben ABT'ye geleceğim. Evet, karşılaşacağız illa. İmaca da bekleyin. Oraya da geliyorum. Hanımlar, beyler, inanılmaz sıfır çektim. Yani bir tane biliyordum ama Meriç'i alkışlayalım. Hanımlar, beyler, inanmayacaksınız ama programımızın sonuna geldik. Meriç'e çok teşekkür ederim. Gerçekten senin kadar zarif bir hanımefendiyi ağırladığınız için biz çok memnunuz. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Haftaya pazartesi Düşe'de, çarşamba YouTube'dayız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.